getirdi. Bir çorba aklımızdan bile geçmez. Arkadaşlar evimizde en kralı var. Allah bereket versin. O işin espri kısmı. Çay çorba bahane derler ya. Arkadaşlar bir det getirdi. O ayet bir daha hatırlanması bir ayetti. Bismillah. Em hasüptüm en tedhulül cennete. Mevla buyuruyor ki sormayın kullarım sormayın. Siz böyle kolay kolay tut beşini özür kıl beşini tut otuzunu namazın niyazında formülle cennetlik olmaya çalışıyorsunuz. Ama bu iş senin istediğin gibi olmayacak. Bir takım imtihanlar yaşayacak, geçireceksin. Hatta o hale geleceksiniz ki sizden evvelkilerini yaşadığını belki de yaşayacaksınız. Ben bu belkiyi hazırlıyorum. Kurban oldum Allah bize acır. Bu kadar korunma, barınma, sığınma noktasında dünyanın bir numaralı ülkesi olduk. Uluslararası mülteci işini yönlendiren, yönetenlerden daha biz kapsamlı iş yapıyoruz şükürler olsun. Standartlarımız inanın ülkemizdeki bu iltica eden kişilerin konteynerlarını çadır kentlerini incelemeye gelmişler. Ya siz Birleşmiş Milletler'in tespitte tayin ettiği ölçütleri aşmışsınız. Yapmayın, zorlamayın piyasayı gibi böyle bir espriyle beraber bizim yani bu ilgimizi beğenmişler. Bu az bir şey değil arkadaşlar. Tamam üzüleceğim şeyler bir daha söylüyorum ben. Pembe konuşmuyorum. Sadece artıları görerek polyanlacılık oynamıyoruz biz. Haberleri ben de dinliyorum. Bu toplumun bir parçası biziz. Ama şunu da bilmek zorundayız. Ey benim güzel kullarım, mümin kullarım. Peygamberin yürüttüğü bir hareketten örnek vereyim de ders alın diyor. Peygamber bile tıkanıyor. O noktaya geliyor ki sarsıntı, böyle şiddetler, zorluklar. O peygamberi bile burnundan soluyacak hale getiriyor ve dönüyor Allah'a. Meta Nasrullah, Allah'ım kurban oldu. Gelecekçe gelsin artık. Yardımın nerede kaldı Allah'ım diyor. Edep sınırlarını zorlamadan, sorgulamadan, sormadan, yani bir yalvarı ses tonuyla Allah'ım kurban oldum, yardımın nerede kaldı? Bekliyoruz, son kertelerdeyiz. Artık bir adım gidecek halimiz kalmadı, bir nefes zamanımız kalmadı. Gelecekse ne olur diyecek noktaya geliyor. Zülzülü var, eşitliği var, büyük şiddetli anlar, hastalıklı anlar, böyle alt üst olmuşlar. Zelzele arkadaşlar, Allah korusun şurada bir zelzele olsa tavan yer, yer tavan oluyor değil mi? Bir sarsından bahsediyor. Ya peygamber bunu yaşadı diyor Allah. Sizin de başınıza gelmesi muhtemeldir. Kendinizi buna göre ayarlayın diyor Allah.